Herkese selamlar. Öncelikle bu videoyu hazırlama konusunda emin olmasam da sosyal medyanın gücünü gördükçe ve bu YouTube kanalında da on binlerce izlenmeye ulaşan birisi olarak elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Gerçekten deprem saatinden beri çok az uykuyla duruyorum ve elimden hiçbir şey gelmediğini fark ediyorum sürekli. Bir şeyler yapmak istiyorum ama maalesef ki elimden bir şey gelmiyor halkımızın büyük çoğunluğu gibi. O yüzden ben de en azından bunu da denemek istedim. Lütfen sizler de bu videoda bahsedeceğim şeylere dikkat edin. Birlikte elimizden geldiğince özveriyle çabalayalım. İlk olarak tabii ki bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize, bütün halkımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım çok hızlı bir şekilde bu yaraları sarabiliriz ve bir an önce mümkün mertebe bütün vatandaşlarımızı enkaz altından çıkartabiliriz, yaralılarımızı da iyileştirebiliriz. Şimdi madde madde sade bir vatandaş olarak nasıl yardımda bulunabiliriz, deprem bölgesinde olmayıp oraya nasıl yardımda bulunabiliriz, bunlarla alakalı birkaç maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, ilk olarak kan bağışı çok ama çok önemli. Biliyorsunuz enkaz altından, göçük altından vatandaşlarımız kurtarılıyor ama tabii ki bir tedavi süreci oluyor ve kan çok önemli bir şey tedavi esnasında. Parayla veya farklı bir şekilde tedarik edilemeyen bir şey ve sizin yapacağınız kan bağışıyla 3 kişinin hayatı kurtulabiliyor. O yüzden lütfen ilk olarak maddiyattan veya farklı aynı yardımlardan önce kan bağışı yapmaya özen gösterelim. Hepimizin yapabileceği, hiçbir karşılığı olmadan çok rahat yapabileceğimiz bir şey. Lütfen Kızılay'ın ilçenize, şehrinize, nerede merkezi varsa Kızılay merkezlerine ulaşıp kan bağışlarımızı yapalım. İkinci sırada tabii ki maddi destek geliyor arkadaşlar. Maddi destek de yani benim çok gücüm yok demeyin. Çünkü 20 lirayla bile AFAD'a, AKUT'a, Kızılay'a SMS göndererek yardımda bulunabiliyorsunuz. 20 lira neye yeter demeyin. Sizin vereceğiniz 20 lira yani bir yarım paket sigara parası belki. O parayla şu anda deprem bölgesinde sokakta kalan küçük bir çocuğun o gün karnının tok olmasını sağlayabilirsiniz. Bir kase çorba içmesini sağlayabilirsiniz. Veya orada bu soğukta başlarını sokabilecekleri bir çadır alınmasında çorbada sizin de tuzunuz olabilir. O yüzden gücünüzün yettiği kadar en azından bir SMS ile maddi destekte bulunmaya çalışalım. Üçüncü sırada telefon hatlarını mümkün mertebe kullanmayalım. Hepimizin elinin altında internet var, WhatsApp gibi bir teknoloji var. İnternet üzerinden görüşmelerimizi yapalım ve telefon hatlarını da meşgul etmeyelim. Ne yazık ki ülkemizdeki operatörler bu konuda her seferinde sınıfta kalıyor. Hiçbirinin altyapısı yeteri düzeyde değil. O yüzden maalesef bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bizler en azından halk olarak bu konuda sağduyuyla yaklaşıp mümkün mertebe şebekeleri meşgul etmeyelim. Sosyal medyanın gücü arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir şey. Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar zaman zaman tabii ki kafa karışıklıkları olabiliyor, yanlış bilgiler olabiliyor. Ama en nihayetinde sosyal medya sayesinde gerçekten güzel şeyler de sağlanabiliyor. Lütfen kitleniz olsun olmasın. En azından bizim sosyal medyada yaptığımız paylaşımları sizler de aynısını alıp kopyalayabilirsiniz veya etkileşim vererek farklı paylaşımların öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Mutlaka bunu da es geçmeyelim. Ve son olarak da yalan bilgilerden, dolandırıcılık amacıyla paylaşılan paylaşımlardan uzak duralım. Bu tarz şerefsizlere çok özür dileyerek söylüyorum ama bu tarz soysuz, kansız insan müsveddelerine bu amaçlarına çanak tutmayın arkadaşlar. Biliyorum iyi niyetinizle yapacaksınız belki ama lütfen bu konuda özen gösterelim. Sadece devlet tarafından onaylı, denetlenen ve web siteleri üzerinden yaptıkları yardımları resmi bir şekilde belgeleyen kurumlara bağışlarda bulunalım. Bunlar dışında da ne söylenebilir bilmiyorum. Gerçekten ne yapabileceğimi de bilmiyorum ama bu videoyu yapmak istedim. Umarım bu berbat felaketten bir an önce en temiz şekilde en az hasarla kurtulabiliriz. Maddi hasar çok fazla ama can kayıplarını düşündükçe hiçbir şeyi benim gözüm almıyor artık. Yani hiçbir şey umurumda olmuyor çünkü çok fazla can kaybımız var. Çok fazla yaralımız var. Hala enkaz altında yakınları olan, tanıdıkları olan çok fazla vatandaşımız var ve onların feryatlarını sosyal medyada gördükçe gerçekten çok kötü oluyorum. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Lütfen sosyal medyada aktif olmaya çalışın. Gereksiz paylaşımlardan uzak duralım. Yardım amaçlı paylaşımlarla bu felaketten bir an önce hep birlikte millet olarak kurtulmaya çalışalım. Tekrardan hepimize başsağlığı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.